Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir Farkında Mısınız programına hoş geldiniz. Hafta içi bir akşam sizlerle birlikteyiz ve önemli konuları sizlerle paylaşıyoruz. Bu akşam için iki konu belirledik. İlk bölümde önümüzdeki Haziran'da, 22 Haziran'da başlayacak olan, uygulaması başlayacak olan arabuluculuk sistemiyle ilgili bilgiler alacağız uzman konuklarımızdan. Nedir bu arabuluculuk sistemi? Herkes kullanabilecek mi bu sistemi? Kimler faydalanacak? Kimler uygulayacak? Kimler denetleyecek? Bunları öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Avukat Gizem Tan, DVY Hukuk Bürosu'na hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Gizem Hanım yayınımıza. Bir de hocamız var, Profesör Doktor Kamil Yıldırım. Kendisi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk İcra İflas Anabilim Dalı Başkanı. Hocam doğru söyledim mi? Biraz bir eksiği bir kaldı. Usul hukuku. Usul hukuku araya girecektim. Peki. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi arabuluculuk sistemi geliyor. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlendi. Geçtiğimiz seneden itibaren zaten konuşulmaya başlanmıştı bu sistem. 21 Haziran'dan itibaren de 22'sinden itibaren de yürürlüğe girdikten sonra uygulama başlayacak gibi görünüyor. Ama bu nasıl bir sistem? Bizim yani genel olarak yargı sistemin dışında kalan insanların nasıl işlerine yarayacak? Biraz sizden öğrenelim. Siz tabii biraz izleyicilerimize de anlatalım. Tabii. Yanılmıyorsam Türkiye'de okuduktan sonra Amerika'ya gittiniz ve uygulamalı olarak da orada çalıştınız. Doğru evet, mu? Doğrudur. Buyurun. Şimdi kanun çok yeni tabii. Sistemi dolayısıyla iyi tanıtmak lazım. Evet. Vatandaş hangi tarz uyuşmazlık için arabulucuya başvuracak? Bunu maalesef kanun çok da ayrıntılı düzenlemiyor. Kanunda şu şekilde düzenlenmiş. Tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak için arabulucuya başvurabilecekler. Ama hangi tarz özel hukuk uyuşmazlıkları? Örneğin aile uyuşmazlıkları için, işçi işveren uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, telif alacakları için. Tüm bunlar için uygulamak mümkün. Şimdi tabii sistemin çok fazla avantajlı yönleri var. Ama bir de olumsuz eleştiriler de var. Bunu da onlara geleceğiz. Biraz önce sonra Sayın neden ve nasıl uygulanacağına dair konuşalım istiyorum ama arkadaşlarımız bu konuyla ilgili bir haber hazırlamışlar. Bir onu dinleyelim hep birlikte. Gökçe Bayraktar Yıldırım'ın haberi. Bir bakalım, ardından sohbetimize devam edelim. Yılda 6 milyon dosyanın dava dosyasına dönüştüğü yargılama sisteminde mahkemelerdeki iş yükünü azaltmak için alternatif çözüm yolları aranıyor. Bu kapsamda geçen yıl Haziran ayında kabul edilen hukuk uyuşmazlıklarında mahkemesiz adalet olarak tanımlanan arabuluculuk kanunu Haziran'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Sistem tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımıyla mahkemeye gitmeden çözmeyi amaçlıyor. Uzun süren ticari davaların arabuluculuk sistemi sayesinde kısa sürede çözülecek olması iş dünyasını da heyecanlandırdı. Mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olanlar, kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmayanlar, arabuluculuk eğitimini tamamlayanlar, Adalet Bakanlığı'nca yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlar arabulucu olabilecekler. Aile hukuku, miras hukuku, sigorta anlaşmazlığı, telif anlaşmazlıkları, sosyal medya saldırıları ve internet suçları, komşular arası anlaşmazlıklar, arazi anlaşmazlığı ve kadına şiddet gibi konulara arabuluculuk yöntemiyle artık çözüm getirilebilecek. Evet, haberimizde de genel çerçevesiyle aslında anlatmışlar. Arabuluculuk sistemi bir alternatif uyuşmazlık çözümü olarak biliyoruz, tanımlanıyor. Hocam nedir bu alternatif uyuşmazlık çözümü? Yani biz şimdi birdenbire sinirlenip birilerine dava açmak yerine önce bir uyuşmazlık çözümü mü aramalıyız genel olarak? Yargı sisteminde alternatif kelimesi özel bir anlam da taşıyor. Ama daha ziyade bunun yerine ihtilafların mahkeme dışı yollarla çözümü dersek konuyu daha kapsamlı bir şekilde anlamış olabiliriz. Evet. Anlatabiliriz. Evet. Şimdi alternatif sözü Türkçe karşılığıyla sanki birinin yerine bir başkası, yani mahkemelerin, devlet yargısının yerine sanki onun dışında bir sistem var gibi algılanabilir. Ama burada aslında insanların ilk zamandan itibaren tarihte ihtilafa düştüklerinde önce bir müzakere etme,
işin dozuna göre önce bir konuyu aralarında konuşma, sonra bunu üçüncü bir kişiye götürme, ondan çözüm isteme geleneği var. Bütün kültürlerde bu var. Ama burada tabii arabuluculuk diye bugün kanunu konuşuyoruz. Arabuluculuk kanununa gelene kadar tarafların ihtilaflarını müzakereden başka sulh olma teşebbüsleri, onun dışında hakeme götürme, mahkeme dışı bir çözüm yolu olarak tahkim yargılamasına. Tahkim var, evet. Tahkim de bir mahkeme olarak yine devlet yargısı dışında özel üçüncü bir kişiye konuyu bilen uzmanına götürme şeklinde de ihtilaf çözüme kavuşturulabilir. Bu da sağlanamıyorsa denenip başarısız da olunabilir. Bu da aşıldıktan sonra ayrıca devlet yargısında son çare olarak ultima ratio diyor buna yabancılar. Bunu da kullanma imkanı var. Evet, yani ve devlet yargısı sıra. Evet kademeli burada bir şekilde. Son çare olarak her zaman hizmete açık duruyor. Daimi çalışan bir mekanizma, evet. Devlet teşkilatı. Ama küreselleşme ile dünyada devletin küçülmesi, bu arada adalet hizmetlerinin de yine devlete yük olmaktan çıkarılması şeklinde bir yaklaşım var. Bunu Dünya Bankası da destekliyor, büyük organizasyonlar da destekliyor, Birleşmiş Milletler de bu işin bir parçası. Evet. Bütün bunlar devletlerin ihtilafları, hele küçük miktarlı alacaklar ise dava konuları, bunların mahkemeye getirilmeden arada mümkünse evet. Halli yoluna çalışıyor. Sistem bundan ibaret. Yani burada işte hızlı olması, ucuz olması, az masraflı olması, gizli olması, tarafların arasında ihtilafın kalması, dışa yansımaması ve kararlarında kendileri tarafından ortaya çıkarılması, yani ihtilafını kendi eliyle çözmesini sağlayan bir mekanizma olması ve bunun bir kurulu. Sistem içinde evet. olması, bunun şartlarının devlet tarafından kanunlarla belirlenmesi ana hatlarıyla, böyle. İhtilaf çözümü. Aslında bu arabuluculuk dediğimiz bize yeni gelen bu çözüm sistemi zannediyorum 1970'lerden itibaren Amerika'da, 80'lerden sonra da Avrupa'da uygulanan bir sistem. Yani bu dünyanın hani yeni bulduğu bir sistem değil, hukuk anlamında kullandığı bir sistem değil. Şöyle bir rakamlara bakıyorum, az önceki haberde de izleyicilerimiz duymuş olabilir. Türkiye'de 3 milyona yakın hukuk davası, 3 milyona yakın da ceza davası bulunuyormuş ve 100 bin kişiye 10 hakim düşüyor diye de bir rakam var. Yani bu rakamlar... İşte arabuluculuğu zaten savunma sebebimiz ya da olumlu yanlarını ısrarla söyleme sebebimiz hem mahkemelerin iş yükünü bir hayli azaltacak. Çünkü cüzi alacaklar için ya da az evvel belirttiğimiz özel hukuk uyuşmazlıkları için artık taraflar doğrudan hakime gitmektense, mahkemeye gitmektense kendileri çözüm getirecekler. Topluma hem barış gelecek, hem refah gelecek, masraflar bir kere çok daha düşecek. Biliyorsunuz mahkemeye gittiğiniz zaman bir tek avukatlık ücreti değil, harç ve vergiler de ödemek evet. durumunda kalıyorsunuz. Ve ekonomik anlamda sıkıntı yaşayanlar paraları olmadığı için haklarını arayamıyorlar. Evet. Dolayısıyla arabulucunun yani bir dava açacakken normalde bir takım maddi imkansızlıklar sebebiyle bundan vazgeçebiliyorlar. Peki diyelim ki itilafa düştü iki taraf. Nasıl bir koşulda durup dururken hani nereden bulacaklar bu arabulucuları? Nasıl ulaşacaklar? Sistem nasıl işleyecek acaba? Bunun şeyleri, çizgileri belli oldu mu? Hem resmi arabulucular olacak, adliyede çalışan. Yani bir kurumda çalışır gibi, doğru ifade ediyorum değil mi hocam? Resmi arabulucular, bir de özel arabulucular. Yani örneğin beni düşünürsek ben avukatlık büromda, kendi ofisimde aynı zamanda özel arabuluculuk yapabileceğim. Örneğin sizin vekilliğinizi ben yapıyor olabilirim. Karşı tarafla üzerinde serbestçe tasarruf edebileceğiniz tarzda bir özel hukuk uyuşmazlığı olsun. Tansiyonun çok yüksek olmadığını farz edelim ve tarafları uzlaştırabileceğimi ben düşüneyim ve size şu öneride bulunabilirim o zaman. Karşı tarafla hiç davayla uğraşmaya gerek kalmaksızın sizi müzakere teknikleriyle kendinizi çözüm getirebilecek kıvama getirebilirim. Karşı tarafla aynen o şekilde, ama hakem bağlayıcı karar verebilir. Ama arabuluculukta arabulucu karar vermiyor. Sadece tansiyonu yumuşatıyor iki taraf arasında. Kararı yine taraflar
özgür iradeleriyle veriyorlar.